var. Telefon hattımızın diğer ucunda Konsiyat Genel Başkanı Sayın Kemal Çelik. Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı evet, sabahlar, biz de sizi, hayırlı pazarlar. Hayırlı pazarlar. Biz de sizi programımızda konuk etmekten onur duyduk. Evet. Teşekkür ederim. Evet, size bayağı bir sorumuz olacak Kemal Bey. Öncelikle ama Akit TV izleyicileri için Konsiyat açılımı nedir? Kısaca bahsedebilir miyiz? Evet. Konsiyat'ın açılımı Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği. Evet, Konya. İstanbul'da kurulan, daha sonra Türkiye'nin her yerinde şubeleşmeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütü. Evet, Konsiyat'ın açılımı bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bilmeyenler için sizden rica ettik. Efendim, etkinlikleri nedir peki Konsiyat'ın yakın dönem içerisindeki etkinliklerinden? Ekim sonunda ya da Kasım sonunda ya da bu yıl içinde etkinlikleriniz var mıdır? Biraz isterseniz kuruluş amacını anlatayım size. Şu anda Konsiyat'ın biz 9 sene oldu, 9. senedeyiz kurduğumuz olmayana. İlk kurduğumuzda bütün Konyalıların birbiriyle ticaretini artırması için kurmuştuk. Şu anda ona uygun bütün organizasyonları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah iki tane önemli organizasyonumuz var. Bir tanesi Konya'da çok güzel bir basın toplantısı yaparak ATV ile güzel bir program yapacağız ve Sabah gazetesinde ek gazete çıkaracağız. Bütün Konyalı sanayici ve iş adamlarını orada tanıtıp orada anlatacağız. Bunun amacı da herkes birbirini tanısın, birbirinden alışverişi tamamlasın. Tabii bildiğiniz gibi İstanbul ticaretin penceresi, ticaretin, Türkiye'nin ticaretinin o en %50'sini yapıyor. Onun için bütün Konyalı hemşehrilerimin daha iyi ticaret yapması için onlara burada destek oluyoruz. Onların yurt dışına, yurt içine pencere açıyoruz. Onların daha iyi ticaret yapması için, daha iyi işler yapması için biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. İkinci organizasyonumuzda kısmetse 29 Kasım'da 4 Aralık arasında Kudüs'te bulunup Kudüs'e gideceğiz. Bütün İş adamları Kudüs'e götürürüz inşallah ailelerimizle birlikte. Hem Kudüs'ü ziyaret etmek hem de bu arada birbirimizle eşlerimizin ve kendimizin kaynaşmasını sağlayacağız. Bu şu anda çok yakın aralıkta yapacağımız iki tane ciddi organizasyon. Evet Sayın Başkanım, evet. Teşekkür ediyoruz. Son bir sorumuz daha olacak size. Yatırımcılara bir mesajınız var mı efendim? Yatırımcılara bir mesajımız tabii ki olur. Yani bu her zaman herkesin olduğu değiller. Herkes kendi kazandığı şekilde, kazandığı parayla yatırım yapmasına yarar var. Çünkü burası Türkiye. Her an dövizdeki hareketler, çünkü TL eğer kazanıyorsanız dövizde borçlanmanız yanlış olur diye sürekli bunu biz üyelerimize tavsiye ediyoruz. Ve Konya'da çok güzel, çok değişik şeyler oluyor. Çok güzel gelişmeler oluyor. Biz örneğin bu sene yapı fuarına destek verdik. Yapı fuarında çok büyük gelişmeler oldu. İki seneden beri destek veriyoruz. Yaklaşık %100'ün üzerinde bir gelişme oldu fuarımızda. Konya'daki fuarcılık bana göre çok önemli. Çünkü lokasyon olarak çok önemli. Herkesin ulaşabilmesi çok kolay. Bütün bölgelere ulaşabilmesi kolay. Büyümesi çok kolay. Onun için Konya'da fuarcılığı çok önemsiyoruz. Çünkü ciddi bir üretimimiz var. Üretmek tabii çok önemli ama en önemlisi de satmak. Onun için Konya'daki fuarlara, Konya'daki fuarcılığa herkesin destek olmasını istiyoruz. Biz İstanbullulara Konya'daki fuara sürekli destek vermeye hazırız ve veriyoruz. Evet. Evet Sayın Başkanım.
Umuyoruz sizin evet. çağrınızla yatırımcılar da Konya'daki fuarlara gelirler, Konya'ya yatırım yaparlar. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı pazarlar efendim Konya'ya. Evet, Konsiyat Genel Başkanı Sayın Kemal Çelik Beyefendi hattın diğer ucundaydı.